Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer aramıza yeni katıldıysanız, benim adım Evrim. 7 yıldır Şangay'da yaşıyorum. Koronavirüsünden dolayı da yaşadıklarımı dokümante ediyorum ve sizlerle de öğrendiklerimi paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Ve bundan önce de koronavirüsüyle ilgili 3 video daha çekmiştim. Onlara da bakabilirsiniz, dilerseniz, izlemediyseniz. Bugünün konusu çok önemli. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla soru aldım Instagram'dan. Bununla ilgili zaten kutucuk da koymuştum hatırlıyorsanız hikayelerden. Sorularınızı buraya bırakın diye 250'nin üstünde soru okudum. Bunlarla ilgili de ayrı bir videoda yapacağım. Ama temel gelen bir takım sorular var birbirini tekrar eden. Onları bu videoda cevaplamak istiyorum. Neler öğrenmişiz, neler biliyoruz hep birlikte paylaşalım, birlikte de öğrenelim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin, yorumlarınızı bırakın. Yorumlarınızı okumak beni mutlu ediyor. Şimdi başlayalım. Ne önemli soru var. Birinci soru, maskeler %100 korur mu? Hayır. Maskeler %100 koruma sağlamaz. Koronavirüsünden koruyan, %100 koruyan bir maske var mı? Hayır. Koronavirüsünden %100 koruyan bir maske de yok. Peki bu iki sorunun cevabı neden hayır? Şöyle açıklayalım. Bir insan saç kılı, hemen alalım bir tane. Bu bir tanesi muhtemelen göremeyeceksiniz ama bu bir tanesi 12 mikron çapında. Mikron metrenin milyonda biridir. Ameliyat maskelerinin filtre kapasitesinin çapı 2 ile 10 mikrondur. N95 maskenin teknik adıyla respiratörün filtre kapasitesinin çapı 0.3 mikrondur. Ancak koronavirüsünün çapı ortalama 0.12 mikrondur. Buna ek olarak koronavirüsü havada tek bir yöne doğru gitmez. Gaz moleküllerine çarptığında bir o yöne, bir bu yöne, top yuvar gibi her yöne gider. Dolayısıyla koronavirüsünün hem boyutu hem de hareket etme şeklinden dolayı yakalanması ve filtrelenmesi zordur. Nottingham Üniversitesi'nden moleküler viroloji profesörü Jonathan Ball'un açıklamasıyla iyi kontrol edilebilen bir hastanede gerçekleştirilen çalışmalarda maskelerin etkinliği kanıtlanmıştır. Ancak çalışmalar genel nüfusu kaplayacak şekilde genişletildiğinde giyilen maskelerin etkinliğinin düştüğü görülmüştür. Klinik çalışmaların dışında maskelerin toplum içinde etkili olduğunu gösteren çok az kanıt vardır. Maskeler yardımcı olarak kullanılır, virüsü %100 engellemez, önlemez. Maskeleri genelde hasta insanlar takar, hapşuran, öksüren insanlar takar ki onların öksürmelerinden, hapşurmalarından çıkabilecek damlacıklar, partiküller karşı tarafa ulaşmasın. Öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? Maskelerin etkinliğini artırmak için uzmanların da söylediği gibi maskelerin doğru takılması, doğru bir şekilde çıkartıp, güvenli bir şekilde atıp sık sık değiştirmek gerekli. Peki hangi maskeler tercih edilmeli? Günlük hayatta yüzümüze taktığımız, burnumuzu, ağzımızı kapatan maskelerin hepsine maske diyoruz. Ama bunların arasında bir fark var. Maskeler var, bir de teknik anlamda respiratörler var. Bu konuyu birazcık açalım. Maskelerden bahsedersek, özellikle ameliyat maskelerine odaklanmak istiyorum. Ameliyat maskeleri 3 katlıdır. Yüze esnek bir şekilde oturur. Tam anlamıyla kapatmaz. Arada boşluklar vardır. Özellikle yanlarda. Ama ağzı ve burnu kapatır. Tek yönlü bir koruma sağlar. Giyenin öksürmesi ve hapşurması durumunda çıkan damlacıkların karşı tarafa ya da yüzeylere ulaşmasını engeller. Ameliyat maskeleri %100 koruyucu değildir. Ameliyat maskelerine benzer kağıt maskeler de var. Karıştırmayın lütfen. Bir katlı olanlar var. İki katlı olanlar var. Bir de üç katlı olanlar var. 3 katlı olanlardan bahsediyoruz. 1 kat, 2 kat olanlar çok da fazla koruma zaten sağlamıyor. 3 katlı olanlar daha iyi onlara kıyasla. Diğer bir maske türü de teknik açıdan dediğimiz gibi respiratörler. Respiratörler yüze sıkıca oturur. Özellikle N95'ler bu bölgeyi kapatacak şekilde tasarlanmıştır.
İki yönlü koruma sağlar. Hem hapşurduğunuzda, öksürdüğünüzde çıkan partiküllerin, damlacıkların karşı tarafa ya da yüzeylere ulaşmasını engeller. Aynı zamanda dışarıdan soluduğunuz havayı da filtreler. Tek kullanımlık olanlar var, yarım yüz olanlar var, bir de tam yüz olan respiratörler var. Koronavirüs salgınında en çok önerilen respiratör türü N95'tir. Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir parçası olan NIOSH tarafından konulan bir Amerikan standardıdır N95. N95'e en çok hastalığı kapmış olan kişilerle birebir temasta olan, onlarla ilgilenen, onlara bakan, onları tedavi etmeye çalışan sağlık ekiplerinin ihtiyacı vardır. Ben Çin'e geldiğim zaman benimle iletişime geçen bir önceki videodan, 3. videom korona ile ilgili kapıma doktor geldi videosu. Bana sordu daha önce, masken var mı? Evet dedim, masken var, ameliyat maskelerim var. N95 bulabilir miyim burada dedim. O da dedi ki N95'e gerek yok senin için dedi. Dediğimiz gibi çünkü buna en çok ihtiyacı olan sağlık ekipleri şu. Diğer bir aldığım en çok soru da N95 ne? FFP ne? Sorusu. FFP ya da FFP bir Avrupa standardıdır. FFP Filtering Face Piece olarak geçer. Amerika standardına göre N95 kullanılıyor. Avrupa standardına göre de FFP yani Filtering Face Piece dediğimiz standart kullanılıyor. FFP'ler 3'e ayrılıyor. FFP1, FFP2, FFP3. Peki bunlar arasındaki fark nedir? FFP1, FFP2'den daha mı iyi, daha mı kötü? FFP3 muhteşem mi? Nedir bunların arasındaki fark? FFP1'in filtreleme kapasitesi minimum %80'dir. FFP2'nin filtreleme kapasitesi minimum %94'tür. N95'e en yakın olan Avrupa standardı FFP2'dir. Çünkü N95 minimum %95 oranında partikülleri filtreler. FFP3 partikülleri minimum %99.95 oranında filtreler. FFP3'ün Amerikan standardı da N100'dür. O da partikülleri %99.97 oranında filtreler. Filtreleme kapasitesi arttıkça, yani daha çok partikül filtreleyebildikçe maskeyi, respiratörü uzun süre takmak zorlaşabilir. Hava almakta birazcık daha zorluk çekebiliriz. Kronik kalp rahatsızlığınız, kronik solunum rahatsızlığınız, astım gibi şikayetleriniz varsa N95'i almadan, kullanmadan önce mutlaka doktorunuza görüşün derim. Peki Amerikan standardı olan N95 ya da N100 FFP2 ya da FFP3'ten daha mı iyidir? Eğer N95'i bulamazsanız FFP2, FFP3'ü de alabilirsiniz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Biri öbüründen çok da iyi değil. Filtreleme oranları birbirlerine yakın olduğu için öbürünü ya da bir ikini tercih edebilirsiniz. Hangi markalar güvenlidir? Avrupa için 3M. 3M artık herkes biliyor. Peki 3M yoksa ne yapacağız ki? Çoğu yerde 3M bulmak çok zor. O zaman JSP, JSP ya da GVS, GVS markalarını tercih edebilirsiniz. Amerika için de tabii ki 3M ya da GVS, GVS dediğimiz markaları tercih edebilirsiniz. Özellikle 3M için çünkü birçok kişi 3M'i çok iyi biliyor artık. O anlamda 3M almak istiyorum derseniz 3M'in hangi modellerini tercih edebilirsiniz? Ben burada 4 modelden bahsedeceğim. Bunlar N95 standardını sağlayan modellerdir. Bunlardan biri 8210. Bu tek kullanımlık bir maskedir. Maskeyi kullandıktan sonra lütfen başka kişilerle kesinlikle bunu paylaşmayın. Tek kullanımlık maskeler paylaşımlık değildir. N95 3M8210 modelinin kullanım süresi 8 saattir. 8 saati kesintisiz olarak takabilirsiniz ya da aralıklarla 8 saati tamamlayabilirsiniz. 8 saat bittiğinde atmanız son derece mühim. Yine N95 3M'in 1860 ya da 1860S ya da 1870 dediğimiz ameliyat modellerini ise uzun süre kullanabilirsiniz. Bu uzun süreden kastımızda maskeye zarar geldiği zaman delinmesi olabilir ya da maskenin içinin vücut sıvısıyla dolması olabilir. O zaman onu kullanmamanız gerekiyor. Ama uzun süreli kullanım sağlar. Tabii ki saklama ve kullanma koşuluna göre de değişiyor. Tekrar bir hatırlatma yapalım. Bu çok hassas bir konu. Biliyorum internetten sipariş verilmeye çalışılıyor. İnternetteki fiyatlar zaten uçmuş durumda. Çoğu yerde maske bulunamıyor. Bulunsa bile herkes stok yapmak istiyor. Ama lütfen unutmayın.
N95'i en çok ihtiyacı olan kesim şu an sağlık ekipleri. Fiyatların uçtuğundan, fiyatların çok arttığından bahsettik. Türkiye'de maske bulmak zor. İnternette sipariş verdiğinizde yüksek fiyatlar, fahiş fiyatlar var. İnanılmaz fiyatlar var. Gerçekten inanamıyorum. 帅哥你好，可以加个微信吗？ Ama bu sırf Türkiye'de olmuyor, bu dünyanın ne yazık ki pek çok ülkesinde de şu anki durum bu. Peki ne yapılıyor bu durumla ilgili? Türkiye ile birlikte pek çok ülke şu an bu şekilde fiyat politikasını bir anda artıran firmalara cezai yaptırım uyguluyor. Bu arada internetten maske alan pek çok kişi Instagram'dan bana ulaşıp diyor ki Evrim Hanım, maskemizi aldık ama gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Siz bir hikaye paylaşmıştınız. Onu tekrar paylaşabilir misiniz? Onu da buraya taşımak istiyorum. 3M'in N95 ben de aldım. Çünkü Çin'e geliyordum. Acaba alsam mı almasam mı? Gerçek mi değil mi? Bir tane aldım bir internet sitesinden. Memnun kaldığımı söyleyemem ama kullandım. O da şöyle. Uçaktayken çok uzun bir uçak yolculuğu yaptım. İstanbul'dan Moskova'ya, Moskova'dan Çin'e, Şangay'a uçak yolculuğum oldu. İkinci bacakta kullandım. Kesintisiz 10 saat kullandım. Ara ara yemek yerken çıkardım ama hani bir çıkarıyorum, hemen lokmamı yiyorum, sonra tekrar takıyorum. Öyle bir durumda. Eve gelene kadar da o maskeyi tuttum. Eve geldiğim zaman da onu tekrar kullanmak istemedim açıkçası. Zaten tek kullanımlıktı. 10 saat zaten aşmıştı. Atmam gerekiyordu. Attım. O yüzden şu an benim elimde N95 maske yok. Olanlar varsa kıymetini bilin diyorum. İnternetten 3M'in N95 standartındaki modellerini aldık. Gerçek mi değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? Çünkü krizle birlikte, tabii ki koronavirüsüyle birlikte fırsatçılar çıktı, sahte maske üretenler çıktı. Nasıl böyle bir şey yapıyorlar? O ayrı konu. Ama bunu nasıl anlarız? 3M çok güzel bir sayfa paylaşmış. Safeguard diye bir sayfa. Onu hemen altta paylaştım. Lütfen o yazının olduğu alana tıklayın. Orayı genişletin. Oradaki linkleri göreceksiniz. Onlardan biri zaten açıkladım aşağıda da. Ona tıkladığınızda ne olacak? Birlikte görelim. Ona tıkladığınız zaman sizden iki tane kod isteyecek. Bir tanesi secure kod dediği güvenlik kodu. İkincisi de load kod dediği bir kod. Bunu eğer maskelerinizi 5 adet, 8 adet, 10 adet bir kutunun içinde ne kadar varsa kutuyla aldığınız zaman karton kutunun üstünde bu kodlar var. Ama eğer benim gibi bir tane aldıysanız size böyle gelecek. Plastik bir ambalajın içinde gelecek. Bu ambalajın üstünde bir kod yok. Bana gelen maskeden ben sadece lot kodu bulabildim. Security kod, yani güvenlik kodunu bulamadım. Dolayısıyla o sayfayı kullanırken de bu iki kodu tam koyamadığım için sayfada bana o ürünün, o maskenin, o respiratörün gerçek mi değil mi olduğunu söyleyemedi. Peki, sizin de durumunuz buysa, bu şekilde geldiyse ürününüz karton kutu yerine ne yapacağız? O zaman durum da şu. Çin'de inanılmaz derecede sahte maske olayı oldu. Koronavirüsü ilk patladığı zaman. Neyse ki hükümet hemen harekete geçti çok fazla beklemeden. Ve herkese anlattı. Bu sahte, bu değil şeklinde. Peki bu dediğim nedir? Öncelikle 3M baskısına bakın. Bunlar 3 ile M'in yan yana olması gerekiyor. Öndeki filtreye bakın. Filtrenin kalitesine bakın. Onunla birlikte bir baskı var. Bu baskının lazer baskısı olması lazım. Lazer baskı daha uzun, dikine ya da yatay şekilde bir baskıdır. Ama sahtesinde mürekkep baskı vardır. Mürekkep baskıda yuvarlak baskılar vardır. Yuvarlak noktalar vardır o baskının üstünde. Yani bu mürekkeple yazıldığını gösteriyor. Bunun da sahte olduğu paylaşılmıştır. Dolayısıyla siz de aldığınız maskenize bakın. Lazer baskı mı var, mürekkep baskı mı var? Eğer mürekkep baskı olduğundan şüpheleniyorsanız hemen aldığınız firmayla iletişime geçin. Bakın bu lazer baskı, bu benimki mürekkebe benziyor. Neden? Bunu bana açıklar mısınız? Eğer paketi açtıysanız iade almayabilirler. Paketi açmadan üstünden de bakabilirsiniz. Baktığınızda mürekkep baskıyı görüyorsanız sorgulayın derim.
Bir sorun iadesi yapılabiliyorsa iade edin. Bizim aldığımız Çin kaynaklarında bu ikisi arasındaki fark tek kelimeyle bu kadar basit. Böyle anlatıldı. Tabii ki maskeyi kestiler, arasındaki filtreyi gösterdiler. Bizim maskeyi kesme gibi bir lüksümüz olmadığı için o kadar detaya girmemizin de bir anlamı aslında yok. Şunu da paylaşmam lazım. Singapur'un bazı alanlarında ve Hong Kong'un bazı bölgelerinde şöyle bir şey deniyor. Hasta değilsiniz, maske takmak zorunda değilsiniz deniyor. Bunun da açıklaması şu, dediğim gibi özellikle ameliyat maskeleri için taktığınız zaman sizi %100 koruyacak demek değil. Hastaysanız mutlaka takın. Öksürüyorsanız, hapşırıyorsanız mutlaka takın. Ama madem böyle deniyor evrim diyebilirsiniz. Peki Çin'de niye herkes takıyor? Çin'de dışarı çıktığınızda mutlaka maske takmanız gerekiyor. Maske takmazsanız bunun büyük bir cezası var. Peki neden böyle? Orada neden takılıyor? Çünkü burada ne yazık ki vaka sayısı çok fazla. Ve vaka sayısı çok fazlayken hasta olanlardan tamam sen takacaksın, hepimizi düşünmen lazım gibi bir şey. Bu kadar vaka sayısının çokluğunda kişilerden birebir herkesten beklenemeyeceği için, kişinin inisiyatifine bırakılamayacağı için dendi ki herkes takacak. Herkes takacak. Çünkü bilemiyorsunuz. 14 günlük kuluçka süresi var. Kim hasta kim değil, hasta olan takar mı takmaz mı? Bu gerçekten de kişinin inisiyatifinde. Ama vaka durumu arttığında Çin hükümeti dedi ki herkes takacak, dışarı çıktığınızda maskesiz çıkamazsınız. Bence gayet güzel bir uygulama. Ne yazık ki ben burada maske alamıyorum. Burada N95 maske yok. Eczaneye gittiğinizde kimlik kartınızı gösteriyorsunuz. Belirli adette veriyorlar, onu da yazıyorlar. Tekrar gidip kimlik kartınızı ben almadım, tekrar almak istiyorum ya da ben almamıştım, şimdi alabilir miyim? Orada bilginiz var, almıştınız daha önce. Yeni bir uygulama geldi. O uygulamada otomat gibi düşünün. Nasıl gidiyorsunuz, bozuk para atıyorsunuz, çikolata ya da şeker alıyorsunuz. Burada da otomatlar geldi. Maske otomatları, N95 otomatları. Kimlik kartınızı okutuyorsunuz, siz oradan bir tane düşürüyor. Tabii ki onu sürekli kimlik kartınızı okutup alamazsınız. Onun da belirli bir süresi, belirli bir adedi var ama bunu bile insanlara ulaşılabilir kılmak gerçekten çok güzel bir hizmet. O yüzden teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Şangay'da onu ben de göreceğim. Instagram hikayelerimden bana gelen tekrar üst üste benzer sorular bunlardı. Bu arada ikinci bir video da geliyor maskelerle ilgili. O da soru cevap videosu. Daha detaylı sorular, daha farklı sorular var. Onlara da o videoyla cevap vermek istiyorum. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olarak destek olmanız beni çok mutlu eder. Dediğim gibi yorumlarınızı da bırakmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 想见你，只想见你。